Washington'dan VOA Türkçe stüdyolarından merhaba. Ben Mehtap Çolak Yılmaz. VOA Türkçe ekibi olarak Amerika'da gündemin üst sıralarında yer alan gelişmeleri, canlı bağlantılarımız ve haberlerimizle aktaracağız. Amerika Başkanı silah şiddeti için prime, saati, prime time saatinde Amerikalılara seslendi. Ancak aynı gün bir başka silahlı saldırı yaşandı Amerika'da ve Biden'ın mesajları ve son durumla Begüm Dönmez'le konuşacağız. Mayıs ayında Amerika ekonomisine 300'ü 300, bin yeni istihdam eklendi ve Biden da ekonomi gündemiyle yine kameralar karşısına çıktı. Son verilerle ekonomide New York'tan Mehmet Sümer karşımızda ve Amerika Dışişleri Bakanlığı'nın her yıl yayınladığı Dini Özgürlükler raporunda Türkiye nasıl yer aldı? Mehmet Oroğlu ile konuşacağız. Stüdyo Diyo'yu başlıyor. Amerika Başkanı Joe Biden ülkede arda arda yaşanan silahlı saldırıların ardından dün akşam saatlerinde kameralar karşısına geçerek ulusa seslendi. Silah şiddeti için defalarca artık yeter ifadesini kullanmıştı Başkan Biden ve silah yasası için acil çağrıda bulundu. Baş Amerika Başkanı kongreden silah satın almanın zorlaştırılmasını içeren yasal düzenlemelerin bir an önce yapılmasını istedi ve Tanrı aşkına daha kaç katliam yaşamamız gerekiyor dedi. Ancak Amerika Başkanı Biden'ın bu konuşmasının başladığı sıralarda bile Amerika'nın bir başka bölgesinde silahlı saldırı yaşandı. Iowa'da son olarak bir zanlı kilisenin otoparkında iki kişiyi öldürdü ve intihar etti. Begüm Dömez söz karşımızda. Begüm 2022'nin başından beri yani Haziran'ın daha ilk günlerindeyiz toplam 5 ayda 200'den fazla silahlı saldırı yaşandığını ortaya koyuyor veriler. Amerika Başkanı da buna dikkat çekti. Polislerden, askerlerden daha fazla çocuklar silah şiddetinden ölüyor dedi. Hem Ayova'daki son silahlı saldırıya ilişkin bildiklerimiz hem de Biden'ın mesajları nedir? Mehtap, Ayova eyaletindeki silahlı saldırıyla başlayalım. Bir kilisenin otoparkında düzenlenen silahlı saldırıda Saldırgan dahil 3 kişi hayatını kaybetti. 2 kadın ve 1 saldırgan öldü silahlı saldırıda. Cornerstone Kilisesi'nin dışında bu saldırı gerçekleştiğinde içeride kilise programı hala devam ediyordu saldırı düzenlendiğinde. Ve e, güvenlik yetkilileri olay yerine geldiklerinde 3 kişiyi ölü bulduklarını kaydetti. E, hayatını kaybedenlerin kimlikleri ve aralarındaki ilişki bağlantı açıklanmadı. E, güvenlik yetkilileri münferit bir olay gibi görünüyor açıklamasını yaptı silahlı saldırı ile ilgili. E, Amerika'da e, Iowa'daki silahlı saldırıdan önce geçtiğimiz haftalarda New York'ta e, Buffalo'da 10 siyahın Teksas'ta 19 çocuk ve 2 öğretmenin hayatını kaybettiği ve e, Iowa'dan hemen e, önce de yine Oklahoma'da Tulsa kentinde 2 doktor ve bir resepsiyon görevlisi ve bir hastanın öldürüldüğü silahlı saldırılar gerçekleşmişti peş peşe. Amerika bu saldırılarla sarsıldı. E, hatta Teksas'taki e, saldırıdan, silahlı saldırının e, ardından hala bir takım e, unsurları bu saldırının tartışılıyor. Örneğin bugün e, New York Times gazetesi gerçekleştirdiği bir inceleme haberine, analiz haberine göre e, güvenlik ekibinin başındaki e, polisin yanında telsizinin olmadığı e, ve bu süreç içerisinde bir takım iletişim sorunları ya da taktiksel bir takım kararlarının trajedinin bu kadar büyük olmasında rol oynamış olabileceğine ilişkin e, kapsamlı bir haberi yer aldı. E, en son e, Iowa'daki silahlı saldırı dan kısa bir süre önce de ABD Başkanı Joe Biden dün kameralar karşısındaydı. Epey duygusal bir konuşma yaptı artık. Yeter dedi birkaç kez. Biden geçtiğimiz pazar günü de ilkokul saldırısının, ilkokulda silahlı saldırının düzenlendiği Texas'ın Uvalde kentini ziyaret etmişti eşiyle birlikte. Hatta o ziyaret sırasında o bölgeden gelen görüntülerde Uvalde halkının ABD Başkanı Joe Biden'a lütfen bir şeyler yapın dediği görüntüler yansımıştı. Tam Biden aracına binerken, ABD Başkanı da arabasına tam binerken yapacağız ifadesini Kullanmıştı. O ziyarete değindi. Biden dünkü konuşmasında hepimize tek bir mesajları vardı. "Bir şeyler yapın" dediler dedi. Ee, Biden hatta bu son saldırıda e, Texas'teki saldırıda ölü taklidi yaparak hayatta kalmış. 10 yaşındaki bir çocuğun yaşadıklarını da yine gündeme getirdi ve bir daha bu çocukları biz nasıl okullara döndürebileceğiz diye sordu. Biden'ın kendi partisi Demokrat Parti tarafından kongreye getirilmiş bir silah kontrolü yasa tasarısı var. Silah almayı biraz daha zorlaştıracak. Silah satın alma yaşını 18'den 21'e yükseltilmesini öngören bir tasarı. Biden bu tasarının hemen hayata geçirilmesi çağrısında bulundu. Cumhuriyetçi Parti üye lerini sert şekilde eleştirdi. Bu tasarının e, Cumhuriyetçi Parti üyelerinin girişimleriyle engellendiğini söyledi. E, Amerikan halkını bir kez daha bu konuda hayal kırıklığına uğratamayız dedi Biden. Senato'da malum Demokrat ve Cumhuriyetçi Parti üyeleri sayısı 50-50 ve bir yasanın geçebilmesi için de 60 üyenin destek vermesi gerekiyor. Dolayısıyla 10 Cumhuriyetçi Parti üyesinin desteğine ihtiyaç var. Bu silah kontrolü yasa tasarısının geçebilmesi için ve Biden'da, cumhuriyetçileri bu konuda eleştirerek bu konuda 60'tan fazla destek ki bulamayacağınız Amerika'daki tek yer ABD senatosu dedi. Şimdi önümüzdeki hafta Kongre'nin e, silah kontrolü yasa tasarısı gündemi olacak. Temsilciler Meclisi komisyonu oturumunda e, bu tasarı ile ilgili bir oturum düzenlenecek ve bu oturumda da 8 Haziran'daki oturumda e, hem New York hem de Texas'taki silahlı saldırılarda hayatını kaybetmiş olanların e, aileleri, aile fertleri e, konuşacaklar. Onlar kendi bu trajik deneyimlerini paylaşacaklar Kongre'deki oturumda ve Amerikan Kamuoyu'yla Mehtap Begüm Dönmezer söz aktardı. Amerika'da 2022'nin başından beri 200'den fazla silahlı saldırı var. Başkanın da gündeminde silahlı şiddetle mücadele vardı. Teşekkürler Begüm. Amerika Çalışma Bakanlığı'nın bugün açıkladığı verilere göre Amerikalı işverenler mayıs ayında beklenenden daha fazla sayıda elemanı işe aldı ve maaş artış hızını da korudu. İstihdam piyasasının gücüne işaret eden bulgular Amerika Merkez Bankası'nın talebi azaltmak için para politikasını sıkılaştırma yolunu sürdürmesine de neden olabilir. New York'ta Mehmet Sümer'de son durum. Mehmet, Amerika Başkanı Biden'da e, bu tür rakamlar açıklandıktan sonra bugün yine e, kameralar karşısına çıktı ekonomi gündemiyle. Dünyanın en zengin iş adamlarından Elon Musk'ın ekonomiyle ilgili endişeli olduğu yönündeki açıklamasına da yanıt verdi bu konuşmada. Ay'a yolculukta kendisine bol şans dilerim dedi Mehmet. E, hem son istihdam rakamları hem de Biden'ın mesajlarını aktarır mısın? Evet istihdam rakamları beklentilerin üzerinde geldi. Öncelikle onu söyleyelim. Beklentiler 318 bin olması şeklindeydi. 390 bin yeni istihdam yaratıldı Amerika'da ve işsizlik oranı da %3,6'da seyretmeye devam etti. Yani Amerika'da aslında %3,6 son yılların son dönemlerin en düşük işsizlik oranı görülüyor. Ee, senin de söylediğin gibi Amerika Başkanı Biden kameraların karşısında bugün ekonomiyle ilgili olarak Açıklamalarda bulundu. Tesla ve SpaceX şirketlerinin CEO'su Elon Musk'ın ekonomi ile ilgili kötü hislere sahip olduğuna dair açıklamalarını eleştirdi. Kendisine sen de söyledin, uzay yolculuğunda, ay yolculuğunda başarılar diliyorum dedi ve diğer elektrikli otomobil üreticilerinin yaptıkları yatırımlardan yarattıkları yeni istihdamlardan bahsetti yanıt olarak. Ford şirketinin yeni elektrikli araçlarla ilgili olarak. ...6 bin yeni istihdam yaratacak bir yatırım yaptığını söyledi. Chrysler'in benzer şekilde bir yatırım içerisinde olduğunu söyledi. Yine teknoloji devi Intel şirketinin de 20 bin yeni istihdam yaratacak bir yatırım yapmakta olduğuna e, dikkat çekti Amerika Başkanı. Ve yine e, petrol fiyatlarına değindi. Amerika'da petrol fiyatları, benzin fiyatları artış e, içerisinde. E, bununla ilgili olarak da Rusya'nın hiç beklenmedik şekilde Ukrayna'ya saldırmasına işaret etti ama dedi ki tabii Amerikan halkı bunun nedeninin ne olduğuyla ilgilenmiyor. Daha çok ekonomide e, petrol fiyatlarının, benzin fiyatlarının yukarıya gitmesiyle ilgileniyor. Ben de elimden geleni yapıyorum e, bu fiyatların düşürülmesi için dedi ve Kongre'ye gönderdiği fiyatların benzin fiyatlarının düşürülmesiyle ilgili olarak yapılması gerekenlerle alakalı Kongre'ye gönderdiği tasarıya işaret etti ve Kongre'den bunların bir an önce Amerikan Kongresi'nden geçirilmesini istedi. Amerika'da yüksek bir enflasyon var. Yüksek derken yani yüzde sekiz buçuk civarlarında dolaşan bir enflasyon var. Ancak bu tabi Amerika için ciddi bir enflasyon. Çünkü son 40-45 yılın en yüksek enflasyon oranı bu. Ve Amerikan Merkez Bankası FED de yükselen enflasyonla başa çıkabilmek için bu sene içerisinde faiz artışları yapacağını söylemişti. İşte bu yıl FED'in ee, önümüzdeki dönemde en az iki kez daha 50'şer puanlık faiz arttırımına gitmesi bekleniyor. Ancak Ukrayna Savaşı, Ukrayna-Rusya arasındaki savaşın derinleşmesi, e, uluslararası e, piyasalarda petrol fiyatlarının özellikle daha da yükselmesi ve bunun da Amerika'da enflasyonu tetiklemesi halinde ekonomistler 75 bas puanlık bir artışın da Amerika'da Fed'in alacağı 75 bas puanlık bir artışın da sürpriz olmayacağı yorumunda bulunuyorlar. Amerika'da şu anda işsizlik 3,6 oranında seyrediyor son derece düşük bir düzeyde seyrediyor enflasyon %8'in üzerinde 8,3 civarında bir salınımı var ancak özellikle benzin fiyatları artıyor artan benzin fiyatları da Amerika'da vatandaşların bütçesini zorluyor Amerikan yönetimi de başta, başta başkan Joe Biden olmak üzere özellikle bu artan akaryakıt fiyatları ile ilgili önlemler alınacağını bundan sonraki süreçte de bu fiyatların düşürülmesi için yönetimin elinden geleni yapacağını söylüyor Mehtap. Mehmet Sümer aktardı New York'tan haftanın son iş gününde ekonomiden veriler böyleydi istihdam piyasasında ve Başkan Biden'ın mesajlarını aktardı. Mehmet teşekkürler. Amerika'da Dışişleri Bakanlığı ülkelerde dini özgürlüklerin durumunu mercek altına alan yıllık dini özgürlükler raporunun sonuncusunu yayınladı. Raporun Türkiye bölümünde hükümetin dini özgürlükler konusundaki uygulamalarına eleştiriler yöneltildi. Mehmet Oroğlu karşımızda ayrıntılarla. Mehmet raporda öne çıkan tespitler neler? Evet 2021 yılını kapsayan bir rapor bu ve raporun Türkiye kısmının en baş kısmında yer alan hususlardan biri Türkiye'nin ülkedeki Uygurlara yönelik karşı izlediği politikayla ilgiliydi. Çin'in Uygurları sınır dışı etmeme politikasını değiştirmesi için Ankara'ya baskı yaptığı yönünde Türkiye'deki Uygurların endişeler taşıdığı yönündeki haberlere atıf yapıldı. Yine haberler ve hükümetin açıklamalarına dayanarak Ankara'nın genelde ülkedeki Uygurları koruma yönünde bir tavır sergiledi, böyle bir niyet taşıdı. yıl içerisinde işte herhangi bir Uyguru Çin'e sınır dışı etmediği ve politikasını değiştirmeyi planladığı bu konudaki politikasını değiştirmeyi değiştirmeyi planladığı yöndeki iddiaları sürekli olarak yalanladığına işaret edildi. Hükümetin geçen yıl Mart ayında iki yıl içinde uygulamaya sokulmak üzere açıkladığı insan hakları eylem planı da rapora girdi. Raporda değinildi. Planın dini azınlıklar için reformlar öngördüğüne dikkat çekildi. Ancak planın hala yasalaşmadığı ve dini grupların temsilcilerini de hükümetle olan ilişkilerinde bir herhangi bir değişiklik gözlemedikleri, rapor etmedikleri belirtildi. Hükümet yetkililerince antisemitik söylemlerin Devam ettiği tespiti de yine e, rapordaki bir diğer tespitlerden biriydi. Bu kısımda da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın e, İsrail'e eleştirdiği bazı açıklamalarından konuşmalarından e, alıntılar e, yapıldı. E, dini azınlık gruplarının e, haklarının kısıtlanması, özellikle eğitim faaliyetlerinin üyeleri, kendi üyelerinin eğitim faaliyetlerinin kısıtlanmaya devam ettiği eleştirisi de e, yöneltildi raporda. Burada da Heybeliada Ruhban Okulu'nun hala kapalı olmasına dikkat çekildi. E, raporun Türkiye kısmındaki bir diğer öne çıkan e, tespitlerden biri de Türkiye'nin farklı kesimlerinde e, farklı e, ibadet mekanları ve mezarlıklara karşı e, münferit vandalizm eylemlerinin e, görülmesi, görülmeye devam etmesi tespitiydi. E, bununla ilgili örneğin e, Manisa'da bir e, Yahudi mezarlığının kapısının tahrip edilmesi, İstanbul'da Kasturiya Sinagogu'nun e, kapısının ateşe verilmesi, Kadıköy'de bir Ermeni kilisesinin e, kapılarında üç kişinin kendilerini dans ederken videoya çekmesi, kapıdaki çarmıhın zarar görmesi gibi bir takım olaylar sıralandı. Eylül ayında Mersin'de kimliği bilinmeyen bir grup kişinin Kürt Alevilerine ait ellerin duvarlarına işte defolun şeklinde yazılar yazdığı da yine bu konudaki haberleri de işaret edildi raporda. 25 Ekim'de Fener Rum Patriği Bartolomeos'un Amerika'ya yaptığı ziyaretle rapora girdi. Patrick Bartolomeos'un başkan Biden ve Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'la görüştüğü ve bu görüşmelerde işte dini özgürlüklere saygının öneminin vurgulandığı hatırlatıldı. Amerikalı yetkililerin Türk makamlara, Türk hükümetine dini gruplar üzerindeki kısıtlamaları kaldırma ve mülklerin iadesi konusunda ilerlen, ilerleme sağlanması çağrılarını sürekli yinelediği yine raporda vurgulandı. Beliada Ruhban Okulunun açılması çağrısı e, yinelendi. E, raporun e, raporda bir diğer unsurda rapor Türkiye'nin dini demografisine ilişkin e, ayrıntılara yer verildi. Nüfusun e, %99'unun e, Müslüman, e, bu kesiminde %78'inin Hanefi Sünni mezhebinden olduğu belirtildi. Müslüman olmayan dini grupların da çoğunlukla İstanbul'da ya da diğer büyük kentlerde ve bir, ayrıca Güneydoğu'da e, toplandığı ifade edildi. Tam rakamlar mevcut olmasa da bu grupların e, kendi tahminlerine göre ee, yaklaşık 90 bin Ermeni Ortodoks Hristiyan, de 25 bin Roma Katolik, 12 ila 16 bin Yahudinin olduğu bilgisi paylaşıldı. Türkiye'de bunun yanında işte 25 bin Süryani Ortodoks Hristiyan, 15 bin Rus Ortodoks, 10 bin Baha'inin bulunduğunun tahmin edildiği belirtildi. Ayrıca 7 ila 10 bin Protestan ve Evangelik Hristiyan mezhepler, 5 bin Yehova Şahitleri 3000'in altında Keldani Hristiyanları, 2500'den az Rum Ortodoks Hristiyan ve 1000'in altında da Edidi'nin olduğu ifade edildi. Meta. Mehmet Taroğlu aktardı. Amerika Dışişleri Bakanlığı'nın dini özgürlükler raporunda Türkiye'ye ilişkin bölümler böyleydi. Mehmet teşekkürler. Bugün Rusya'nın Ukrayna işgalinin 100. günü. Ukraynalı yetkililer 24 Şubat'ta başlayan işgalden önce Rusya'nın 2014 yılında ilhak ettiği Kırım'la Donetsk ve Luhansk'ta ayrılıkçıların elinde bulunan bölgeler dahil Ukrayna topraklarının yaklaşık %7'sini kontrol ettiğini belirtiyordu. Zelenski ise işgal sonrası Rus güçlerinin şu anda ülkenin %20'sini kontrol ettiğini söyledi. Rusya işgalinin ilk günlerinde bu savaşa gerekçe olarak Ukrayna istilahtan ve nazilerden arındırma iddiasını gündeme getirmişti. İki tarafında bu işgalde ne kadar kayıp verdiğinin resmi ve net rakamları henüz ortada değil ancak ardında hem insani hem de ekonomik açıdan sadece bölgeyi değil dünyayı etkileyen büyük bir yıkım bıraktığı kesin. Peki Rusya'nın ilk başlarda açıkladığı bu strateji hala geçerli mi? Amerika'nın sesi bu soruyu askeri uzmanlara sordu. Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ilk günlerinde Batılı uzmanlar Rus ordusunun Ukrayna'nın ve başkenti Kiev'in kontrolünü süratle ele geçireceğini tahmin ediyorlardı. Rus ordusunun 3 ay sonra ülkede ciddi yıkıma sebep olduğu kesin. Bölgeyi ele geçirdiler ve Ukrayna ekonomisine büyük zarar veriyorlar. Tahıl ihracatını da engelliyorlar. Yine de batılı askeri uzmanlar Rusya'nın harekatının başarısız olduğu görüşünde. I mean, have... Her amaçlarında yetersiz kaldılar. Savunma Bakanlığı'nın yozlaşmış bir kurum olduğu ortaya çıktı. Askerleri katil, sivil hedeflere karşı ayrım gözetmeksizin silah kullanıyorlar. Amerika'nın Avrupa'daki eski komutanı olan General Ben Hodges, Rusya'nın Ukrayna halkının korkusuz iradesini hesaba katmadığını ifade ediyor. Savaş hem lojistik durumun test edilmesi hem de bir irade testi. Ukrayna askerlerinin ve daha üstün bir iradeye sahip olduğu kesin. Çünkü ülkeler için savaşıyorlar. Kelimenin tam anlamıyla ailelerini savunmak için savaşıyorlar. Oysa Rusya saldırgan bir işgalci. Rus askerleri kendi liderlerinin umurunda olmadığı için gözden çıkarılmış durumdalar. Ukrayna direnişi Rusları başlangıçtaki yıldırım harekatı taktiğini daha yavaş, daha yıkıcı ve ölümcül bir savaş biçimine çevirmeye zorladı. Devasa büyüklükte kuvvet yığmaya çalışıyorlar ancak çok yavaş, çok etkisiz ve çok yıkıcı şekilde Ukrayna topraklarında ağır ağır ilerliyorlar. Aslında bir bakıma Rusya'nın Grozny'de, Suriye'de, Donbas'ta ve Kırım'da yaptıklarıyla uyumlu şekilde bölgeyi güçsüzleştirmeye ve düşmana eziyet etmeye çalışıyorlar. Atlantik Konseyi'nden Ian Brezinski bu yeni stratejinin Batılı müttefiklerin Rusya'ya karşı yaptırımları sürdürmek ve Ukrayna'ya maddi ve lojistik yardım sağlamak için uzun vadeli bir taahhüt gerektireceğini söylüyor. Bu adeta uzun vadeli bir yıpratma oyunu gibi. Ukrayna'nın güvenini ve iradesini sürdürmesi ise başarının anahtarı. Bu da Batı'nın Ukrayna'ya yardımını sürdürerek ve askeri malzeme akışını hızlandırarak yapılabilir. Emekli General Horch, saldırının sonbahara kadar süreceğini ve Ukrayna kuvvetlerinin Rusların ele geçirdikleri yerleri geri alacağını tahmin ediyor. Ağustos sonu Eylül ayının ilk yarısı gibi Rus kuvvetleri büyük bir ihtimalle çökecek. Ukrayna Ruslara bir karşı saldırı düzenleyecek yeterli bir taarruz gücüne sahip olabilirse Rusları en azından 23 Şubat sınırının gerisine itebilirler. Eylül'e kadar bunun gerçekleşeceğini düşünüyorum. Ancak Ukrayna'nın yeniden inşası, ülkenin hala yüzleşmesi gereken ürkütücü bir gerçek. Dünya Bankası, savaşın Ukrayna'daki binalara ve altyapıya 60 milyar dolardan fazla hasara yol açtığını ve 12 milyondan fazla insanı yerinden ettiğini söylüyor. Pınar Sayar Kızılçalı, Amerika'nın Sesi, Washington Ukrayna'nın savaş yüzünden gemi ve silolarında biriken milyonlarca ton tahıl ürününün ihtiyacı olan ülkelere gönderilmesi için diplomatik çabalar sürüyor. Birleşmiş Milletler tahıl krizinin çözümü için ara girişimleri devam ederken Türkiye'nin tahıl krizinin çözümünde aldığı rolün takdirle karşılandığını bildirdi. Savaş, tahıl ve gübre fiyatlarının hızla yükselmesiyle küresel bir gıda krizini körükledi. Bu durum Birleşmiş Milletler'in Odessa ve diğer Ukrayna limanlarından nakliye yollarını yeniden devreye sokma planını harekete geçirdi. Ukrayna ve Rusya ile deniz sınırı paylaşan Türkiye bir anlaşmaya varılması halinde gözlem mekanizması çerçevesinde rol almaya hazır olduğunu bildirdi. Bu da Ukrayna'dan çıkan ve Türk boğazlarından geçen tankerlere Türk Deniz Kuvvetleri'nden bir geminin eşlik etmesi anlamına gelebilir. Savaşın tüm dünya ekonomisini etkileyen boyutu böyleydi. En azından bir kısmı insani boyutuyla ilgili bir haberle devam edelim yayınımıza. Ukrayna'da Project Dynamo adlı bir sivil toplum kuruluşunun misyonu Ukrayna'daki son derece tehlikeli savaş bölgelerinden sivilleri kurtarmak. O grubun en son kurtardığı kişi Rus birlikler tarafından esir tutulan bir Amerikalı oldu. Bu görüntü Michigan'lı Kirillo Aleksandrov eşi ve kayınvalidesinin kurtarılmasını gösteriyor. Kirillo bir aydan fazla bir süredir Ukrayna'nın güneyindeki Kerson bölgesinde Rus kuvvetleri tarafından esir tutuluyordu. The second I was... Rus ordusu tarafından 2 Nisan'da tutuklandım. Duş alırken evime geldiler. Beni kelepçeleyip dövdüler. Vahşice eşime saldırdılar. Beni öldürüyorlarmış gibi sahte infaz yaptılar. Daha çok dövdüler ve 36-37 gün kadar bir hücrede mahsur kaldım. Dinamo projekte göre Aleksandrov Ruslar tarafından haksız şekilde casus olmakla suçlandı. When the Russians came... Ruslar geldiğinde sırf Amerikan vatandaşı olduğu için suçlanmıştı. Dinamo Project tarafından yürütülen kurtarma operasyonunun ardından Aleksandrov ve ailesi artık serbest. Merkezi Florida eyaletinde bulunan Project Dynamo, Amerika'nın 2021'de Afganistan'dan geri çekilmesi sırasında Amerikalıları ve müttefiklerini kurtarmak için birkaç Amerikalı asker tarafından kurulan, özel olarak işletilen ve yapılan bağışlarla finanse edilen bir tahliye grubu. Eski bir asker olan Stern, Afganistan'da hala faaliyetlerine devam eden Project Dynamo'nun Şubat ayının başından beri Ukrayna'da da çalıştığını söylüyor. Duruma göre öncelikleri belirliyoruz. Mariupol'daysanız, casusluk iddiasıyla tutukluysanız biraz daha dikkat ediyoruz. Bebek ve çocuklara ayrıcalıklı davranıyoruz. Ukrayna'da taşıyıcı annelerden doğan birçok bebek var. Onlar sadece bebek. Pasaport almalarının bir yolu yok. Çünkü onlar bebek ve ebeveynleri yanlarında değil. Stern, düzenlenen 60'tan fazla misyonda bu küçük grubun farklı uluslardan 700'den fazla insanı kurtarmayı başardığını belirtiyor. Stern, Aleksandrov'un 20 yıldan fazla hapis cezasıyla karşı karşıya kalacağı Moskova'ya iade edilmesinin planlandığına dair istihbarat aldıklarını söyledi. When I was released, oh, it was... Serbest bırakıldığımda hayatımda hiç bu kadar iyi hissetmemiştim. Rusya sivilleri hedef aldığını reddediyor. Ancak Stern Dynamo Project'in, Aleksandr ve ailesinin Rusya'da göz altında maruz kaldığı tacizle ilgili olarak Birleşmiş Milletler Uluslararası Ceza Mahkemesi ve Amerikan hükümetiyle görüşmelerde bulunduğunu söylüyor. Devrim Moral, Amerika'nın sesi Washington. Afganistan'da yönetimin Taliban kontrolüne geçmesinin ardından ülkeyi terk edebilen binlerce Afgan mültecinin bir bölümü Amerika'da yaşıyor ve Kısıtlı oranda aldıkları devlet yardımıyla yaşam mücadelesi veriyor. Tanımadığı bir ülkede bir aile geçindirmenin zorluğunu bilen Vietnamlı bir kadınsa Washington eyaletinin Seattle kentinde yeni gelen Afgan mültecilere yardım ediyor. İsmail Han yardıma muhtaç bir aile için malzeme seçiyor. Hello. She is a widow with eight kids. Resmi kuruluşlar başlangıçta doğrudan temel ihtiyaç yardımında bulunuyor. Tahliye edilen Afganlar daha sonra eyalet ve yerel düzeydeki bağımsız programlara yönlendiriliyor. İşte o zaman Minelli ve İsmail Han yerel bir yardım kuruluşuyla devreye giriyor. Lee'nin 11 kişilik ailesi 40 yıldan fazla bir süre önce Vietnam Savaşı'nın sona ermesinin ardından Amerika'ya geldi. Li bir nesilden fazla bir zaman sonra şimdi Afgan ailelerine yardım ediyor. I knew about. Afganistan hakkında hiçbir şey bilmiyordum ama elbette Kabil'in düşüşü ve uçaklarla tahliye edilen insanların görüntüleri tıpkı 1975'teki sahneler gibiydi. We'll Lee, tarım arazilerinde çalışarak kazandığı asgari ücretle ailesini geçindirmeye çalışan, ısrar maşvani gibi insanlara yardımcı olurken ilk elden deneyime sahip. Ama hatar Afganistan'da özel kuvvetlerde çalışıyordum. Buraya taşındım ve şimdi tarlada çalışıyorum. Bu tür gündelik işlerin ötesine geçebilmek için yardım kuruluşu Afganları önce İngilizce derslerine ve ardından Afganistan'da sahip oldukları beceriler doğrultusunda sertifika programlarına kaydettiriyor. Raflarını doldurmaları için eski Afgan Tugay komutanlarını ve istihbarat subaylarını işe alan Said Besmellah Razavi gibi civardaki esnafla çalışıyorlar. Onları eğitiyoruz. Zamanında gelmeleri ve mola vermeleri gerektiğini öğretiyoruz. Şu anda Washington eyaletinde kalıcı ikametleri bulunmayan ve gelecekleri belirsizlik içinde olan 3 bin Afgan mülteci yaşıyor. Onlara yardımcı olabilecek bir tasarıysa kongreye takılmış durumda. Eğer bir yıl içinde yasayı geçirmezlerse çoğu evsiz kalacak. Yardım kuruluşu Afgan çocukların okula gitmesine de yardımcı oluyor. Ancak dil sorunları var. Okulun tatile girdiğini anlamadığından boş okula gitmeye devam eden bu çocuk gibi yardım alan dul kadının 8 çocuğundan hiçbiri 16 yaşına kadar Afganistan'da okula gitmedi. Okuma bilmiyorlar. Yardım malzemelerini aldıktan sonra hayatlarında ilk defa okula gittiler. Dilget Imoçin, Amerika'nın Sesi, Washington. Washington'dan VOA Türkçe ekibinin hazırladığı Stüdyo VOA'nin böylece sonuna geliyoruz. Yarın yine bu ekranda Amerika'da geride bıraktığımız haftada gündemin öne çıkan haberlerini derlediğimiz 6. gün programıyla karşınızdayız. Hatırlatalım. İnternet adresimiz ise amerikanınsesi.com. Herkese iyi hafta sonları. Hoşçakalın.